burada halinde bunun provası yaptılar. 1865'te Fransız ressam Clement yaptı ve yaklaşık 150 yıl boyunca Sait Halim Paşa yalısının duvarını süsledi. 35 metrekarelik dev tabloyu artık herkes görebilecek. Çöldeki Av isimli tablo Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve yanındaki 12 kişilik grubun Ceylan Avı sonrası dinlenmesini yansıtıyor. Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu olma özelliğini taşıyan esere paha biçilemiyor. Milli saraylara ait olan tablonun resim müzesine taşınması için 3 ay önce çalışmalar başlamıştı. Nakliye planında sona gelindi. 35 metrekarelik tablo rulo şeklinde taşınacak. Çölde Av isimli 35 metrekarelik dev tablo yaklaşık 140 yıldır işte bu duvardaydı. Tabloyu taşıma çalışmaları birkaç ay önce başladı. Yüzeyi özel bir korumayla kaplanan tablo bugün çerçevesinden ayrılıyor. Tablo özel bir makara sistemiyle rulo haline getirilecek, ardından ahşap sandığa konacak. Şu anda da zaten tarihi anlara eşlik ediyoruz. Tablo çerçevesinden şu an uzaklaştırılıyor. Bu uzaklaştırılma sırasında tablo bütünlüğünü korusun diye tablonun yüzeyinde 10-15 santimetre karelik özel kağıtlar yapıştırıldı. Bugüne kadar yangın ve baskın gibi birçok badire atlatan tablo efsunlu olarak biliniyor. Bu mekanın herhangi bir yerinden tabloya bakıp hareket halinde olduğunuzda sanki atın gözleri sizi takip ediyormuşçasına öyle bir perspektif tekniği uygulanmış. Çöldeki Av tablosu resim müzesindeki yerini alınca ziyarete açılacak. Çok badire atlatmış.